Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Ocak 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, Ocak ayı 2021'in en güçlü, en sert aylarından birisi. Evet, önemli gezegen değişimlerimizle başladık yeni yıla ve bu yıl özellikle Ocak ayında sabit burçlardaki gezegenlerimizin hızlı hareketleri ve sert hareketleri kişisel ve toplumsal alanlarda da güçlü etkiler meydana getirebilir. Aralık ayının sonunda Yengeç burcunda bir dolunay meydana geldi. Bu da bize yılın ilk günlerine biraz daha aile, yuva ve evimizle ilgili konulara daha fazla yönlenebileceğimizi işaret ediyor. Evde daha fazla zaman geçirme, aileyle ilgilenme, kişisel alanlarımız, güvenliğimiz, özellikle ebeveynlerle ilgili konu ve kavramlardaki hassasiyetler biraz ön planda olabilir, özellikle ayın ilk günlerinde. Bu dolunay tesirleri özellikle 7 Ocağı 8 Ocağı kadar güçlü bir şekilde devam edebilir. Gezegeniniz Mars artık 6 Ocak'ta burcunuzdan çıkacak ve Boğa burcuna geçecek. Biliyorsunuz Haziran ayından bu yana Mars sizin burcunuzdaydı ve Mars'ın hareketi de çok güçlü bir tesir yaptı. 6 Ocak itibariyle Mars Boğa burcunda geçişini yapacak ve 3 Mart'a kadar Mars Boğa burcunda ilerleyecek. Mars'ın olduğu alanlarda daha fazla efor sarf ederiz. Daha fazla çabamız vardır, mücadelemiz vardır. Enerjimizi aslında Mars nerede hareket ediyorsa o alanlara daha fazla yöneltiriz. Bu dönemde önümüzdeki yaklaşık 2 aylık süreç içerisinde ikinci evinizdeki Mars geçişi enerjinizi daha fazla parasal kazançlarınıza odaklayabileceğinizi işaret ediyor. Para kazanmak için daha fazla çalışmak, çabalamak, mücadele etmek, tabii ki para giriş çıkışları da bu dönemde hızlanabilir. Parayla da ilgili belki daha fazla stres, daha fazla mücadele içerisinde olabilirsiniz. Evet, 13 Ocak'ta Oğlak Burcu'nun 23 derecesinde yeni ayımız doğacak. Yeni ay yeni olasılıklar demek. Yeni kararlar, yeni adımlar ya da hayatımıza girecek yeni kısmetler. Oğlak yeni ayı sizin haritanızın 10. evinde. Önce bir burçtur Oğlak ve kariyeriniz genel olarak gelecek planlarınızla ilgili alanlarda çok güçlü tesirleri olabilir bu yeni ayın. İşle ilgili özellikle mesleki alanlarınızda atacağınız adımlar, yeni oluşturacağınız kariyer hedefleri veya süre gelen kariyer konularında bazı yeniliklerin, değişimlerin olması da mümkün. Kariyer tabii ki işiniz, gücünüz, sorumluluklarınızla ilgili olabilir. Bunlar mesleğinizle ilgili olabileceği gibi toplumdaki statünüz, duruşunuz, aile içindeki pozisyonlarınız veya ilişkilerle ilgili özellikle konumlarınız, yani bir evlilik, evlilikle ilgili yapacağınız bir başlangıç, bir işbirliği ya da bu ilişkilerinizle ilgili vereceğiniz yeni kararlar, değişimler, dönüşümler de tabii ki toplumdaki kariyerinize etkiler. Tüm bunları bu yeni ayın kapsamında alabiliriz aslında. Lütfen kişisel doğum haritalarınızı kontrol ediniz. Yeni ay 23 derece Oğlak burcunda olacak. Özellikle Güneş burcunuz, yükselen burcunuz veya kişisel gezegenleriniz 23 derece ve yakınlarındaysa bu yeni ayın size bireysel olarak etkileri daha güçlü olabilir. Evet, artık toplum önündeki duruşunuzu daha fazla önemseyeceksiniz. Geleceğe dair beklentileriniz, bunun tabii ki parasal güvenliğinizle de ilgili kaygılarınız olabilir bu süreç içerisinde. Para kazanma, paranızı nasıl yönetiyorsunuz veya yapmak istediğiniz bazı yatırımlar, bunlarla da ilgili beklentileriniz olabilir. Tüm bu yeni ay bu konuları şöyle bir gündeminize daha fazla taşıyacak diyebiliriz. Bazı koçlar için de anne, baba gibi ebeveynler, aile yapıları ya da yaşam alanlarında oluşabilecek yeni düzenlemeler, bunların içerisinde belki yeni bir eve taşınmak ya da iş ortamınızda yapacağınız yenilikler, yeni bir ofis gibi, yeni bir iş yeri gibi ya da evde yapılacak çalışmalar, tüm bunları da bu yeni ayın kapsamında yine gözden geçirebiliriz. Evet, ayın ortalarından itibaren gökyüzü biraz sertleşmeye başlıyor. Biliyorsunuz Jüpiter ve Satürn artık Kova burcunda ilerliyor. Jüpiter ve Satürn Kova burcunda ilerlerken bir yandan da Uranüs Boğa burcunda ve bu ay Mars'ın da Boğa burcuna geçişi ay ortalarından itibaren
Mars'la Uranüs'ü bir araya getirecek ve bu iki gezegen birleşerek Kova burcundaki Satürn ve Jüpiter'e de kare açı yapmaya başlayacaklar. Sabit burçlardaki kareler bizi daha fazla zorlar. Neden? Çünkü gerek düşüncelerimizde, gerek duygularımızda, gerek içinde bulunduğumuz şartlarda çok aşırı sahiplenme, aşırı belki inatlaşma ya da çok fazla hareketsiz kalma gibi durumlara yol açabilir. Esnemekte zorlanabiliriz. Gereken değişimleri yapmakta zorlanabiliriz. Bu da tabii ki daha fazla stres oluşturur. Artan stres daha güçlü gerilimler ve ardından belki daha zarar verici durumlara yol açabilir. Özellikle buna dikkat etmek gerekiyor. Bu ay gerektiğinde biraz belki esnek davranmak, biraz kabulleniş içerisinde olmak, çok fazla inatlaşmamak, şartları çok fazla zorlamamak işimizi kolaylaştırabilir sevgili koçlar. Ve özellikle para konularında belki bu gerilimi daha fazla hissedebilirsiniz. İş ve kariyer konularıyla ilgili, yatırımlarınızla ilgili, harcamalar alanında oluşabilecek bazı stresler de olabilir. Tabii sizin dışınızda genelde aslında dünya üzerinde, toplum yapılarında, yönetimsel sistemlerde, ekonomik alanlarda da bu gerilimleri, baskıları hissedebileceğimiz için kolektif alandaki tesirlerin tabii ki biraz bireysel hayatlarımızdaki yansımaları da olabilir bu. Ve sizi en fazla belki maddi konularda biraz gerilim altında tutabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Çok önemli, çok böyle sabırsız kararlar vermemek parayla ve yatırımlarla ilgili. Önemli harcamalar yapmamak bu dönemde belki daha doğru olabilir. Evet ve artık 19'undan itibaren Güneş Kova burcunda parlamaya başlıyor. Güneş Kova burcunda daha toplumsal, daha sosyal, özgürlüklerimizle ilgili, bilimsel konularla ilgili, teknolojiyle ilgili alanları da daha fazla gündemimize taşıyacak. Merkür de bu ay Kova burcunda ilerliyor. Ay başından bu yana özellikle 8 Ocak'ta Merkür'ün Kova burcuna geçişi aslında hem bireysel hem toplumsal alanlarda hem özgürlükleri gündeme getirecek, biraz da bilim ve teknoloji ile ilgili belki bilişim sektörü, internet, sosyal medya, bu alanlarda olup biten kavramları da daha fazla gündemimize taşıyacak. Ve ayın sonunda 28 Ocak'ta bir dolunayımız var, 9 derece Aslan burcunda. Bu dolunay aslında sizin için keyifli bir dolunay. Sizin gibi ateş elementinde enerjinizi, coşkunuzu, özgüveninizi arttıracak bir dolunay enerjisi. Tabii biraz hayatımızda da tempoyu arttırabilir, tansiyonu arttırabilir. Aşk alanlarında özellikle romantik konularda çok hızlı gelişmelerle karşılaşabilirsiniz bu dolunayda. Çocuklarla da ilgili yine heyecanlı konular olabilir. Çocuk sahibi olmak isteyen koçlar için bu dolunay evet bazı hedefleri yine gündeme getirebilir. Ama bazı stresler de olabilir. Çünkü dolunay sırasında gökyüzünde sabitlerde gerilimli açılar var. Jüpiter, Satürn, Uranüs, Mars arasında. Ve bu yine sizin 5. eviniz olduğu için ve haritanızın genel dinamiklerinde biraz daha finansal konuları da etkileyebileceği için finansal konulardaki risklere dikkat etmek gerekiyor. Spekülatif piyasalara dikkat etmek gerekiyor. Daha güvenli hareket etmek gerekiyor. Bunun yanı sıra çok dürtüsel, heyecanlı, aşk ve cinsellikle ilgili hızlı gelişmeler de olabilir. Bunları da belki biraz kontrol etmek gerekiyor. Oluşabilecek, yani sizi heyecanlandıracak gelişmeler hayatınızda. Genel itibariyle tabii bunlar keyifli konular da olabilir. Bireysel haritalarınızı destekliyorsa. Romantik alanlarda ya da çocuklarla ilgili alanlarda sizi mutlu edecek, keyiflendirecek şanslı gelişmelerle de karşılaşabilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 9 derece ve yakınlarında sabit burçlarda gezegenleriniz varsa bireysel olarak daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Ve özellikle Jüpiter, Venüs gibi şans gezegenleriniz biraz daha böyle ateş burçlarında ve hava burçlarındaysa, yani aslan olabilir, yay olabilir, koç olabilir, terazi olabilir, kova olabilir. Bu burçlarda özellikle şans gezegenleriniz varsa o zaman bu dolunay size tesir olarak daha olumlu etki edebilir. Daha belki bazı hayallerinize sizi kavuşturabilir. Hem maddi hem manevi alanlarda çok sürpriz, hızlı, güzel, şanslı etkilerle de karşılaşabilirsiniz. 30 Ocak itibariyle Merkür Kova burcunda gerilemeye başlıyor. Evet, yılın ilk retrosunu
başlatacak. 30 Ocak'ta başlayacak. 20 Şubat'a kadar da devam edecek. Kova burcunda olacak bu gerileme hareketi. Dolayısıyla özellikle tabii ki her türlü iletişim, bilişim sektörü ve teknolojik alanlarda gerileyen bir Merkür bazı sorunlar çıkarabilir. Gecikmelere yol açabilir, problemlere yol açabilir. Bilgisayarlarımıza, telefonlarımıza ya da her türlü internet üzerindeki faaliyetlere biraz dikkat etmek gerekiyor. Yeni girişimleri de bence 30 Ocak'a kadar hani tamamlamakta ya da planlamakta fayda var. 30 Ocak'la 20 Şubat arasında klasik artık biliyoruz. Merkür retrosu etkileri altında olacağız sevgili koçlar. Hepinize sağlıklı, mutlu, başarılı bir ay dilerim. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.